Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kılan, GİSPİ'nin yönetim kurulu toplantısının ardından sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Geçen hafta düzenlenmiş olan MARE forumumuzu bir değerlendirdik. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Özellikle yurt dışı ayağında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum Nurettin Bey başta olmak üzere. Bunun daha iyisini yapabilir miyiz? Yoksa bu seviyede yapabilir miyiz? Onları tartıştık. İnşallah yaparız. Öyle gözüküyor. Çünkü katılımcılar da buraya İstanbul'a gelmekten ayrıca memnun olduklarını görüyoruz. Bu yıl ilk kez düzenledikleri Süper Yat MARE Forum'un organizasyona ayrı bir değer kattığını belirterek şöyle devam etti. Uluslararası mecralarda söz sahibi olabilmeniz için lobi lazım. Bu tip olaylar da lobi yapabilmek adına ön görüşmelerin sağlandığı yerler oluyor. Bu lobileri eksiğimiz var bizim. Bunları tamamlama noktasında bir karar aldık bugün. Nurettin Bey, yat üreticilerimizle, biliyorsunuz bizim süper yat komisyonumuz var. Bir araya geleceğiz, istişareler yapacağız ve bu vesileyle zaten hali hazırdaki ürünümüzü daha nasıl parlatabiliriz, dünyada söz sahibi hale getirebiliriz, bunları tartışacağız. Gerçekleştirdikleri yönetim kurulu toplantısının bir diğer gündem maddesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından kılavuzluk hizmetleriyle ilgili yayınlanan yönetmelik olduğunu belirten Murat Kıran şunları dile getirdi. Bir yönetmelik yayınlandı Denizcilik Genel Müdürlüğümüz tarafından 1,5 ay evvel. Bununla alakalı biz tabii görüşlerimizi bildirdik. Bizim çok hassas bir konumuz var. Bunu galiba tam ifade edemiyoruz. Özellikle Tuzla koy girişimizde çok kıymetli bir Roro limanımız var. Burada sürekli günde 2 kere bazen 3 kere manevralar söz konusu. Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesi altında kılavuz kullanma zorunluluğu kaldırıldı belli kriterler dahilinde. Bu bizim çok riskli edebileceğimiz bir şey değil. Burası tam bir koy ağzı. Bu koy bir ucundan bir ucu 800 metre tam açık. Biz bunun gemileri geçirebilmek için kullandığımız alan yaklaşık 350 metre genişliğinde bir yerden bahsediyoruz. Ve tam bu koyun ağzında bu Roro limanımız gemilerini manevra yaptırmak zorunda. Ve gelen gemi 180 derece dönüş yapıyor, kıçtan limana yanaşıyor. Bu gemiler havaleli yüksek gemiler. Rüzgara maruz kalabilme kabiliyeti çok yüksek. Bunların tüm ekipmanları da var. Bunların bow thrusterları var, çift makineleri var. Gayet emniyetli gemiler ama arıza olabilir, bazen arızalı olduğu oluyor. Buraları bilen kılavuz demek zaten, kılavuz adı üstünde yol gösteren. Kılavuzluğun temel amacı can ve mal emniyetidir her şeyden önce. O bölgeyi bilen insanlar size kılavuzluk yaparlar. Onun için de zaten bu hizmet verilir. Bunun zorunluluktan kaldırılması bizim bütün sektörümüze çok ciddi soru işaretleri uyandırdı. Burada olabilecek bir olumsuzluk, Allah korusun, buradan ekmek yiyen 250 bin kişinin nasibine, rızkına engel olmak anlamına gelir. Bu hizmeti veren arkadaşlarımız, firmamız orada duruyor zaten hepimizin içinde olduğu. O kadar hassaslar ki bu konuda. Tabii ki şikayetler oluyor. Belli kurallar var. Mesela 20 nat üzerinde asla manevra yapılmıyor. Tüm koya yapılmıyor. Bu olduğu zaman ben yaparım, ben bunu yaparım. Liman başkanından izin alınacak ama liman başkanlığımız sürekli bunu günde 2 sefer, manevralar 3 sefer konsantrasyonunu kaybedebilir. Bunlar insana dayalı olan şeyler. Bizim böyle bir lüksümüz olmadığını düşünüyoruz ve bununla alakalı da genel müdürlüğümüze bir yazı yazmıştık. Onun da cevabı gelmişti. Onun değerlendirmesini yaptık. Ne yazık ki bizim görüşümüz uygun bulunmamış. Buradaki firmamızın da herhangi şu ana kadar böyle bir kılavuzsuz manevra talebi olmadı. Umuyoruz ki de olmaz çünkü onlar da bu riski görüyorlar. Çok hassas bir alanda. Yani burada gemi bir kaza yaptığı zaman sadece kendine sıkıntı yaratmıyor. Allah korusun. Koy içinde gemiler içeride kalır. İçeriye girişler kapanır. Binlerce insan buradan ekmek yiyor. Döviz kazanıyoruz. Bu ülkenin en çok ihtiyacı olan şeyi yapıyoruz şu anda. Yani böyle bir risk alınmaması gereken bir risk ama umut ediyorum ki idarecilerimiz, bizi yönetenler bu kararı bir daha gözden geçirirler diye. 2022 yılı anket memnuniyet formunun sonuçlarından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Kıran sözlerini şöyle tamamladı. 2022 anket memnuniyet formumuz vardı. Onun değerlendirmeleri geldi. Maşallah. Herkes çok memnun. Tüm ekibime çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulundan sekreteryama. Görüyorsunuz yani sürekli canla başla mücadele ediyorlar. Hatta bugün gene Mehtap Hanım. Europe'da, yurt dışında herhalde bir hafta kadar orada kalacak. Bunların hepsi emek işleri. GİSPİR Yelken Kupası gene bu sene icra edilecek. Gene bir sponsor olacağız inşallah Haziran ayında. O da çok güzel geçmişti geçen sene. Umut ediyorum ki bu sene gene hak eden yarışmacılar ödüllerini alırlar. Güzel bir toplantı oldu. Çok teşekkür ediyorum.